milli güvenlik, dolayısıyla buradan tasarruf olmaz. 23 milyar değil, 50 milyar dolar gerekiyorsa 50 milyar dolar harcarız. Bakın bu F-16 işi biraz karışık ama biliyorsunuz. Biz S-400'leri aldık. F-35'ler için 1,35 milyar dolarımıza el kondu. F-16'larda bizim artık F-35 yerine mecburen aldığımız silahlar olacak. Neyse bu konu uzun. Deniz Yücel'in sesini açalım arkadaşlar. Sesi gelirse benim sesimin, tamam, sesi açıldığında benim sesimin önüne geçsin. Böylece başladığını duymuş oluruz. Bu F-35 meselesini aynı zamanda konuşuruz ama millet ne durumda? Ona dair ekonomi haberlerimiz var. Deniz Yücel'i dinledikten sonra, Deniz Yücel'i dinledikten sonra ekonomiyi de konuşuruz. Arkadaşlarımız, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Öncelikle ülkemize ve milletimize Maliye, Enerji ve Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı gibi önemli görevlerde uzun yıllar hizmet etmiş, Türk siyasi tarihinde ve demokrasi mücadelemize önemli katkılar sunmuş olan 4. Genel Başkanımız Sayın Deniz Baykal'ı vefatının 1. yıl dönümünde saygıyla, rahmetle ve şükranla anıyorum. Büyük acının 6 Şubat depremlerinin 1. yıl dönümünde yaşananların ağırlığını sanki dün gibi hissediyoruz. Kağıttan yapılmış gibi yıkılan binaları, o binaların altında yitip giden hayatları, yakınlarından iyi bir haber alabilmek için bekleyen vatandaşlarımızı ve tüm bunlar olurken sadece seyreden iktidarı unutmadık. Herkesin bildiğini, yaşadığını ve konuştuğunu Sayın Erdoğan, insan aklının ve vicdanının kabul etmeyeceği, "Bu kadar da kötülük olmaz" dedirtecek sözlerle Hatay'da itiraf etti. "Oy vermezseniz hizmet yok" ne demek? Sen depremde yerle bir olmuş, taş üstünde taş kalmamış, en az 22 bin kişinin öldüğü Hatay'ı hizmet getirmemekle nasıl tehdit edersin Sayın Erdoğan? Sen nasıl bir adamsın? Sen nasıl bir cumhurbaşkanısın? Bu tehdit diline, bu halkını küçük gören, aşağılayan, diz çöktürmeye çalışan kibirli anlayışa en güzel cevabı Hatay halkı ve milletimiz verecektir. 11 ilde milyonlarca vatandaşımızdan devletin sıcak elini esirgeyen bu hükümet, 21. yüzyılda boş vaatlerle depremzedeleri kandırmakta bir sakınca görmedi. Bir yıl içinde 319 bin konutu teslim edeceğini söyledi, söylediğinin 7'de birini yaptı. Televizyonlarda kampanyalarla toplanan 115 milyar liranınsa nereye harcandığı hala belli değil. Ama deprem bölgesine harcanmadığı kesin. Çünkü hala milyonlarca vatandaşımızın en temel ihtiyaçları karşılanmadı. Barınacak yerleri yok. Temiz içme suları, hijyen koşullarının sağlandığı tuvaletleri yok. Gidecek bir okulları, çalışacak bir işleri, tedavi olacakları hastaneleri yok. İnsanlar yaşadıkları mağduriyetler nedeniyle yakınlarının kayıplarının yasını bile tutamadılar. Her şey bu kadar ortadayken insanı insanlığından utandıran bir açıklama daha yapıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Öz Haseki'ye göre depremzedeler, "Bak evimiz yıkıldı ama iyi olmuş, villamız oldu" diyorlarmış. Ya sen nasıl bir insansın Sayın Öz Haseki? Yıllarca bakanlık yaptın, bu millete hizmet ettin. Hiç mi insanlık öğrenmedin? Orada insanlar öldü, çocuklar öldü, aileler, hayatlar yok oldu, yıkıldı. Bakan Öz Haseki kalkmış, "Depremzedeler, deprem oldu, oh ne iyi oldu, villa sahibi olduk" diye seviniyorlar diyor. Sayın basın mensupları, AKP'nin her olaydan siyasi rant ve oy devşirme çabası artık rezil bir boyuta ulaştı. Vicdansızlıkta, insafsızlıkta, utanmazlıkta sınır tanımayan bu zihniyet, bu memleketin başına gelmiş en büyük kötülüktür. 50 binden fazla yurttaşımız canlı canlı toprağa gömüldü. Birçoğunun hala mezarı yok. Biz 6 Şubat'ta Cumhuriyet Halk Partisi olarak depremzede vatandaşlarımızın yanındaydık. Acıların birleştirdiği İstanbul'dan Hatay'a, Ankara'dan Maraş'a, İzmir'den Osmaniye'ye kurulan dayanışma köprülerini daha da güçlendirmek için 11 ilimizde vatandaşlarımızla birlikteydik. Yitirdiğimiz canlarımızı andık. Hatay Kırıkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin açılışını yaptık. Dayanışmanın gücünü nasıl arttıracağımızın notlarını aldık.
Kötülüğe karşı iyiliğin kazanacağını biliyoruz. Yaraları sarmak için elimizden geleni yapmaya, depremzedelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de bu rant düzenini bitireceğiz. Depreme dirençli kentleri halkımızla birlikte yeniden inşa edeceğiz. Değerli basın mensupları, buradan iktidara, sarayda şatafat içerisinde yaşayanlara sesleniyorum. Kendinizi bir an için bir depremzedenin yerine koyun. Bir gecede evinizi, barkınızı, her şeyinizi kaybettiniz. Belki başka bir şehre göç etmek zorunda kaldınız. Bu ekonomik şartlarda başka bir şehirde nasıl yaşarsınız, hayata nasıl tutunursunuz? Yardımın tehditle verildiği, hizmetlerin götürülmediği depremde yıkılan memleketinizde nasıl yaşarsınız? Bir yıldır hayatları hiç düzelmeyen, önceden hayat nasıldı, sıcak bir evde yaşamak nasıl bir şeydi sorularına kendilerine soran milyonlar var. Maddi manevi tükenen bu insanların yerine kendinizi koyun. Bu yoklukla nasıl baş edersiniz? Son bir senede çay fiyatı %90 artmış. Kuzu eti %129, dana eti %109 artmış. Patates fiyatı %99, ekmek %57 oranında artmış. Meyve fiyatları ortalama %88 oranında artmış. Peki emekli maaşı kaç para? 10 bin lira. Açlık sınırı ne kadar? 15 bin lira. Bu ekonomik koşullarda depremzede hayata nasıl tutunsun? İnsanlar hayatlarını nasıl idame ettirsin? Biz bunları konuşmaktan utanıyoruz ama bu ülkeyi yaşanamaz hale getiren 22 yıllık AKP iktidarı hiç utanmıyor. AKP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı et yardımını 2500 liraya çıkaracağının müjdesini vermiş. Sayın Mansur Yavaş bu yardımı zaten yıllardır yapıyor. Ama abesle iştigal olan ne biliyor musunuz? Siz 22 yıldır bu ülkeyi tek başınıza iktidar olarak yöneteceksiniz. İnsanları ete muhtaç hale getireceksiniz ve sizin AKP'li belediye başkan adayınız et yardımını seçim vaadi yapacak. Ya insan da biraz utanma duygusu olur. İnsanın biraz olsun yüzü kızarır. Değerli arkadaşlar, TÜİK hangi ülkenin enflasyonunu açıklıyor bilmiyoruz. Ama Türkiye olmadığı kesin. TÜİK'e göre enflasyon %65, gerçek enflasyonsa %129.11. Devletin en önemli kurumlarından biri olan TÜİK, AKP iktidarında AKP'nin oyuncağı haline geldi. AKP döneminde nice köklü devlet kurumları gibi TÜİK'in de içi boşaltıldı. Liyakatsız atamalarla TÜİK bağımsızlığını yitirdi. İnandırıcılığı ise hiç kalmadı. Sonuç, iktidarın baskısıyla yapılan trajikomik açıklamalar. Bakın, AKP Türkiye'sinde bugün bir tane patates 8 lira. Tek bir patates. Bir patlıcan 12 lira 69 kuruş. Tek bir domates 10 lira 63 kuruş. Ve bu fiyatlar çok mütevazi bir süpermarketten alınan fiyatlar. AKP iktidarında hayaldi gerçek oldu. Artık vatandaşın dayanacak gücü kalmadı. Ama AKP hala kendi derdinde. Kendi iç hesaplaşmaları nedeniyle 5 yılda 5 Merkez Bankası Başkanı değiştirildi. Merkez Bankası demişken, geçtiğimiz hafta Merkez Bankası'nın yeni başkanı enflasyonla ilgili bir toplantı yaptı. Bu toplantıdan vatandaşın payına seçim sonrasında elektrik ve doğalgaza yapılacak zamlar düştü. Çok açık söyleyelim. AKP 5 değil 15 başkan değiştirse de sonuç değişmeyecek. Çünkü gömleğin ilk düğmesi 2018'de yanlış iliklendi. Bütün yetkiler tek adama verildi. Şimdi o zat kendini hem ekonomist, hem çiftçi, hem esnaf, hem hakim, hem savcı, hem de mühendis sanıyor. Yok Sayın Cumhurbaşkanı'nın tensipleriyle, yok Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla. Deprem döneminde, pandemide, kritik süreçlerde bu ülke, bu millet bu rezillikleri yaşadı.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni mahvettiniz. AKP devletteki bütün dengeyi bozdu, denetlemeyi ortadan kaldırdı. Kıymetli basın mensupları, Recep Tayyip Erdoğan kendine her şey sanabilir. Ama ona ne olmadığını biz söyleyelim. Sayın Erdoğan, sen artık halktan biri değilsin. Sen sırça köşklerde, bin odalı saraylarda, lüks ve şatafat içerisinde yaşayan, halkın dertlerinden bir haber, hamasetle toplumun inançlarını, milli duygularını sömürerek koltuğunu korumaya çalışan bir adamsın. Değerli arkadaşlar, AKP dönemi gelir grupları arasında uçurumların oluştuğu bir dönem olarak tarihe geçti. Dar gelirliden alıp zengine veren böyle bir iktidar daha önce gelmedi. Servetten vergi almıyorsun, dar gelirliden alıyorsun. Vergideki adaleti sağlamak istiyorsan herkesten gelirine göre vergi alacaksın. Bunları söyleye söyleye dilimizde tüy bitti. KDV ve ÖTV'yi düşürün. Ek MTV gibi yeni icatlar çıkarmayın. Vatandaşın sırtından alın bu yükü. En zengin %20, toplam gelirin %49'unu alıyor. Geriye kalan %80 de %51 ile yaşamaya çalışıyor. En yoksul %20'nin payı ise %6. Bir zamanların orta direk diye tabir edilen kesimi artık yok. Çünkü siz gelir dağılımındaki adaletsizliği derinleştirdikçe orta direk yoksullaştı. Amacınız vatandaşı yoksulluk yardımlarına muhtaç bırakıp yoksulluğu yönetmek. 2022'de yoksulluk yardımı alan hane sayısı 4,5 milyona çıktı. Yoksulluk yardımı alan kişi sayısı ise 18 milyon oldu. Yoksulluk yardımlarıyla övünen AKP hükümetinin bakanları ise dünyalıklarını yapmakla meşgul. Bakanlık maaşını bilmediğini ve bağışladığını söylerken bununla övünen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un son 6 yıldır aldığı teşvikler ortaya çıktı. Anlıyoruz ki aldığı bu teşviklerin yanında zaten maaşa hiç ihtiyacı yokmuş. Bakan Ersoy'un son 6 yılda devletten aldığı teşvik tutarı tam 4,5 milyar Türk lirasını bulmuş. Vay be! Bu açıklama devam edecek. Türkiye'deki siyasi gündemi değerlendiriyor Deniz Yücel. Adaylar peki diyeceksiniz. Bu konuşmada adaylar yok. Onu öğrendik. Dolayısıyla şimdi reklam aramızı verebiliriz. Reklamlardan sonra ana haber bülteni devam edecek. Çünkü Ankara'da...